الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Fe tenazatun fi şey'in ferduhu ila Allah ve Rasul in kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. Zalik hayrun ve ahsanu te'vila sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkıyla dinle hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandı, razı oldu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadı, razı olmadı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Sevdiklerinden dünya dahiyetimizi ayırmasın. Geceyi de rahat gecesini de en güzel şekilde, en zirve şekilde en zirve şekilde geçirenlerden olmayı bize nasip etsin. Berat'imizi zirve ikram etsin inşallah. insan ediniz. Mevla hepinizden razı olsun. Mevla Teala'nın ikramı olarak değerlendirelim. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hakikaten bu gece affolunmak gerçekten kolaydı. Elhamdülillah affolunduk. Beraatimiz hiç şüpheniz olmasın verildi. Amma ve lakin bu beraat verilirken tabi bunu muhafaza etmek lazım. Bu affı muhafaza etmek lazım. Rabbim bize muhafaza kabiliyetini nasip Akşam buna da çok dua ettik inşallah değil mi? Ne? Niye dua ettik? Özellikle gerçekten istenilen istikamet gerçekten istenen istikamet yani affı muhafaza istikametini gerçekten ne yapmak lazım? Çok dilenmek lazım Allah'tan. Yoksa af ediliyorsun ama sonra bakıyorsun yine yanlışları devam. O hakikaten ne değil? Hoş değil ama af olunmak yine güzel bir şey. O da başka konu yani. Rabbim o yüzden inşallah hepimize bu işin istikametini nasıl bilirsin. Risale-i Kürsü'yü Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki, Vücut verme sakın, sen kendini bil. İbadet kıldığın tevfik hak bil. Ki varlık hep günahtır, böylece bil. Kamu müminleri senden aziz bil. Aziz, gör ayıbına hakkı haklıdır. Vücut verme sakın, sen kendini bil. Aman ha diyor Mustafa Sultan Büyük Büyükşehir Efendi, Kendine varlık verme. Mevla Teala sana güç vermeseydi, kuvvet vermeseydi, sıhhat vermeseydi, afiyet vermeseydi, üzerindeki bulunan nimetleri akıldan tut, bütün nimetleri vermeseydi, sen ibadet yapabilir miydin? Hareket yapabilir miydin? Bir şey yapabilir miydin? Gelebilir miydin? Gelemez. Demek ki bir şey yapıyorsan yapmış olduğun o güzellikleri sana kim yaptırıyor? Allah yaptırıyor. Şimdi en maruftaydık. Nerede olduğunu söylemeyeyim ben yine. Adam diyor ki, şimdi adama diyoruz ki, Aman ibadetlerine dikkat et, namazlara dikkat et diyor filan. Ben diyor namazlara dikkat etmem diyor. Bir ifade kullandı şimdi ben bunu Türkçe söyleyemeyeceğim. Yani kafayı buluyormuş da haber Bu kadar söyleyeyim için Eğer diyor, Allah diyor bana müsaade etmese diyor merdivenlerden iniyorum diyor. Orada merdivenlerden iniyorum diyor. Kafayı buluyormuş dikkat edin. merdiven Allah diyor beni diyor pat diyor çakar yere diyor. Yani şey biliyor hepten ne, ne bilmiyor. Allah beni ne yapar? Tokatlar diyor istese diyor. Yok dedim öyle bir şey yok ki. Mevla sana mühlet veriyor, mühlet. İradeni kullandırttı diyor. Bakıyor nereye kullanacaksın? Bir daha dedim, sakın böyle konuşma. Bak bu kadar milleti şahit tutuyorsun. Allah seni affetme durumunda da affedemez bu sefer dedim. Bu kadar şahidim var çünkü dedim ya. Ödeyince zıpladı. Zıpla derken ya yani bayağı korktu yani. Bir dakika dedi ya. Hakikaten millete şahit tutuyoruz herhalde. Baksana millet burada. Yani diyeceğim o ki sen söyle. Ne diyor? Beni diyor Allah istemese diyor, ne yapmaz diyor. O ne diyor? Pat diyor ayaklarımı kırar diyor. İnanın var ya takip edin. Düşmüştü de ayakları kırılmıştı. <laughs> Ama ve lakin, yok. Mevla müsaade eder. Ne müsaade eder? Niye? Sen iradeni kullan bakayım nereye kullanacaksın? İradeni kullandıktırır sana çünkü bu dünya imtihan dünyası. Ama ondan sonra tak gel bakalım şimdi buraya. Rabbim hazırlıksız yakalanmaktan hepimiz muhafaza etsin. Ama bunun da tam diğer tarafı var. Ne? Gerçekten insan güzel ibadetler yapabilir. Elhamdülillah bu gece olduğu gibi. Şükürler olsun. Rabbim devamı nasip etsin. Ama o ibadeti de neden bilmeyeceksin? Ya ben işte ben demeyeceksin. Rabbimin ikramı diyeceksin ya. Teşekkür ederim Allah'ım diyeceksin ya. Sen beni beraat gecesine ulaştırmasaydın. Sen bana bu güzellikleri ikram etmeseydin. Yastısızın sabahını gecesindeki namazların ibadetlerini ikram etmeseydin. Sen bana bu tesbihat ikram etmeseydin. Sen bana bu feyzi bereketi vermeseydin. Yemin ediyorum Allah sana ve ya feyz, bereketi vermesin. Bir dakika burada duramazsın. Çatlarsa çatlarsın. Çatlarsa kaçarsın bile. O yüzden dolayı hep bundan Rabbimiz ikramı elhamdülillah. Rabbim kıymet bilmeye ve bize Yoksa sen beni bilmezsin ben çok kaliteli bir adamım diye başlarsan sen yandın. Kalitesiz adamsın demek değildir. Kaliteli adam olmanı da Allah ikram etmiştir sana. Bu kalitesizsin manası ne yapmaz? Gelmez. Kaliteli olmalı da kim defa ikram etmiştir? Onu nefsinden bilme. Nefsine pay verme. Bu nefsin oyunlarına gelme. Yoksa tabii ki kalitelisin ya. Mümin kalitelidir. Mümin kalitelidir. Allah adamları kalitelidir. Sizler kalitelisinizdir. Bunda şüphe yok. Ama bu kaliteyi nereden bilmek lazım? Allah'tan bilmek lazım. Kalkıp da nefsimizden ne yapmamak lazım? Gelmemek lazım. Ben kaliteli bir adam. Niye kaliteli bir adamsın? Ya şunlar değil. Allah seni gerçekten kaliteli yapmıştır. Sen gerçekten mümin olduğu için kalitelisin. Senden daha kalitesi yok. Ama bu kaliteyi Yanlışını yapma. Kullanma. Kendini çok böyle <laughs> yalandan geç yaparsın sen. Gerçekten yapmazsın ya. Ya benden bir şey olmaz biliyor musun? Ya, yapmaya gerek yok. Yapma böyle yani. Benden bir şey olur da ya niye bir şey olmaz senden? Rabbim beni gerçekten en güzel şekilde başarılı yapar. muvaffak eder. Çok kaliteli olurum. Mükemmel olurum. Benden her şey olabilir. Her şey olur. Ama Rabbim yapar. Rabbimin müsaadesiyle olur. Onun yardımıyla olur. Yoksa kendi nefsane arzularımdan değil. Allah'ın başarma yasımız. Sen adama diyorsun ki sen çok kalitelisin. Estağfurullah. Niye estağfurullah diyor ki? Elhamdülillah Elhamdülillah Rabbim kaliteli yapmış beni diye. Ya sen filan. Ya o estağfurullah içinde var ya. Ya tevazu yapıyor yalan. Sıfır ya. Sıfır ya duruyor. Ama görsen estağfurullah efendim ya. Öbür tarafta diyor ki bak nasıl anladı beni filan. Anladı ha beni. O yüzden Rabbim o yüzden hepimizi muhafaza etsin. Demek ki arkadaşlar ibadet kıldın tevfik hak bil. Yapmış olduğun bir ibadet varsa bu işte bin Allah muvaffak ediyor. Allah'la olursa korkmayacaksın. Allah'la olan korkmayacak kardeşim. Allah'la olan korkmayacak. Korku varsa sende zaten bil ki Allah'la alakalı bir problemin varsa. Niye korkun var? ama hocam Allah'la problemi olmayanın korkusu olmaz. Niye korkacaksın ya? Ne olacak? Çünkü senin sahibin Allah. Her yerde Allah sana sahip çıkacak. Her yerde çıktı. Çıkmadı mı bugün kadar sana? Bak kaç yaşına geldi. Ne üzerinde sıkıntılar görüyordun? Ya şu nasıl olacak, bu nasıl olacak, çocuklarım nasıl olacak, o nasıl olacak? Hepsini Allah tek tek hepsini ne yaptı? Hepsi hallettirdi sana. Problem görüyordun belli şeyleri. Problemle kalktı. Kalktı. Hiç problem yok. İmtihanım vardı, imtihanların geçti. Şu vardı, geçti. Bu vardı, geçti. Bak, geçiyor işte. Yine imtihan gelir, yine geçecek. Yine gelecek, yine geçecek. Dünya burası. Hoş bu dünya kalkıp da sen imtihansız bekliyorsun? İmtihansız dünya yok. İmtiha, i̇mtihanın bitsin diye, diyebilir misin sen? İmtihanın bitsin demek ne musun? Ne demek biliyor musun? Ölümüm gelsin demek. Öleyim. Dünya çünkü imtihan yeri. Dünya imtihan yeri. İmtihanın bitsin dedi lan. Ne demek istiyorsun sen? Öyleyim. Çünkü imtihanın bittiğinde ne olacaksın? Tak. Allah'a uyanma yazıyoruz. Rabbim hepimizi mağazı Akıl diyor efendi aslında bir ifadesi Tandır diyor tava geldi Hamur tükendi. <laughs> Hamurları demek ne yapmışlar? Öyle şey ateşle yakmışlar, perişan etmişler. Tam tavuğuna geliyor tandır. Hamur yok piyasada. Akıl diyor, boşa geldi diyor. Anlayamadım ne? Ama ömür tükendi diyor. Sen zannediyorsun ki imtihanım bitse ne olacak? Devam edeceğim zannediyorsun. Devam etmeyeceksin. O zaman tak. O yüzden Rabbim kendi rızasına uygun şekilde kazananlardan olmaya bir bize ikram etsin. Amin. Eksik kalmakta hepimizi muhafız etsin. Amin. İbadet kıldığın tevfik hak bil. Bil ki diyor, eğer diyor sen ibadetlerini yapabiliyorsan, Mevla sana bu güzellikleri bu kapıya açtıysa, bunlar Allah'ın sana ikramıdır. Ki var, ki varlık hep günahdır böylece bil. Bil ki kendine varlık verirsen, Mevla'yı unutur, bu işi ben nefsimden yaptım, nefsini ortaya koyarsan, nefsini ortaya çıkartırsan, bu çok günahtır. Allah dostlarından bir tanesi oğlunu teheccüde kaldırmış. Neye kaldırmış? Demiş ki baba demiş be, herkes yatıyor biz kalktık oğlum demiş. teşki yatsaydın da bu lafı demiş. Çünkü ne verdi kendi o anda? Bir gurur verdi, bir kibir verdi, bir... Ucuplük geldi kendisine. Kendini beğenmişlik geldi. Bak herkes yatıyor. Biz işte ayaktayız filan. Gördün mü? Senin o ayakta oluşunu sana kim ikram etti? Allah ikram etti. Elhamdülillah diyeceksin ya. İnşallah başaracağız. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Demek ki kendimize ne vermeyecekmişiz? Varlık vermeyeceğiz varlıkları ancak bize Mevla'nın ikramı olarak ne yapacağız? Göreceğiz, ikramı olarak bileceğiz. Allah'ın başarılıyız. Kamu müminleri senden aziz bil. Bir de diyor inananlar diyor kendinden aziz bil. Adam Allah'a inanmış. Doğru mu? İnanan da peygambere inanmış. Kitabullah'a inanmış. Ve Gerçekten imani derecede ne olduğunu sen bilmiyorsun. Nereden biliyorsun sen? Nereden bileceksin? Allah katındaki derecesi bile biliyor musun? O zaman de ki bu iman sahibi insanlar benden nedir? Kıymetlidir. Aleyhlerinde olma. Biz bu Türkiye şeyinde emir muaf konusunda bu en son gittiğimizde dikkatimi çeken bir şey söyleyeceğim. Hepinizden de rica ediyorum bu konuda. Bu önemli ama ön yargılarla insanları ne yapmayalım arkadaşlar? Lütfen ya yani değerlendirmeyelim. Bu çok önemli bir ifade. Neyi değerlendirmeyelim? Ön yargılarla. Çünkü biz bunu bizzat gördük. Yani bakıyorsun ki bu adam beni hiç dinlemez diye düşündüğün bir adam seni öyle bir dinliyor ki, öyle bir samimiyetle dinliyor ki. Bak şu anda bile anlatırken yemin ediyorum. Bir kardeş aynı şekilde ya beni dinlemesi mümkün değil diye düşündüğüm biri, bak yemin ediyorum öyle içtenlikle dinlediği gözleri yaşardı. Eğer normalde ön yargısı olarak ben ön yargı olarak onun hakkında şunu düşünebilirdim. Bu bana nasıl davranacak diye düşürdüm. Yanında ailesi de var. iş yerinde patron konumunda ve çalışanları var. Bak hanımı da var diyorum dikkat edin. Kendisini gördüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle bak yeminle söylüyorum. Kesinlikle ön yargı yaparsanız bu adam bu işin adamı değil diye bakacağınız bir adam. Ya öyle bir dinle bak hala şu anda gözümün önünde. Yemin ediyorum öyle bir dinledi. İsmimi aldı. Ondan sonra işte çalıştığımızı aldı. Ve gözlerinin içi doldu. Yemin ediyorum size bak gözlerinin içi doldu utanmasa alacaktı. Veya ben biraz daha gaz verseydim alacak diye. Yani. O yüzden kimseye ön yargılı ne yapmayalım? Vallahi. Hatta bazen öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki diyorsun ki bu maşallah bak bu adam dinlerse diyorsun iyi bir adam bak. Bakıyorum sana bir ters yapıyor. <laughs> diyorsun arkadaş. Ulan sen ne biçim adamsın ya. Biz seni dinler zannettik ya. Adam yere koyduk seni ya. Gerçekten diyorum ben bunu bizzat yaşadık diyorum arkadaşlar. hep sorabilirsiniz sen. O yüzden ön yargı yapmayacağız. Ne yapacağız? Ön yargı. Ama hocam onun kıyafeti şöyle, hareketi böyle. Olabilir. Demek ki daha ne yapmıyor? Değil. Bilmiyor. Daha işin gerçekten şunu vermiş değil. Kendisine idare ulaşmış değil. Kendisine gidip de sen yalvarmış değilsin. Anlatmış değilsin. Önünü açmış değilsin. Ne verdin ki daha üst istiyorsun be kardeşim? Ne verdik? Bu millete ne verdin ne istiyorsun? Allah'ım anlamayız biz. Bu çok önemli bir ifade. Şimdi bunu söylemek mi kızıyorlar bize. O olsun kızsın da ben yine söyleyeceğim. Bir şey yapılacak. Yine esnafa dolaşırsın. Tekrar ediyorum ne yapacak? Bir şey yapılır. Kimi dostlar istiyorsun? Veya buna benzer. Hep esnaf ver, 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 ver. Gelen cemaat ver, ver. Versin tamam. Sen cemaati ne veriyorsun? Sen ne veriyorsun cemaat? Sen esnafa ne veriyorsun? Gidip de gerçekten kendilerini camiye davet ediyor musun? Gerçekten onları imana, İslam'a davet ediyor musun? Hakk'a davet ediyor musun? Ne veriyorsun sen? Rabbim inşallah bu yolda ciddiyet nasip etse inşallah başaracağız. Demek ki güzel insanlar, kıymetli insanlar müminleri kendimizden ne bileceğiz? Kıymetli bileceğiz. Bilemezsin Allah katındaki derecesini. Kimseyi ön yargıyla ne yapacağız? Davranmayacağız. Bizi kandırmayacaklar. Ama maalesef bugünkü şartlarda algı operasyonu diyorlar ya buna bizi de insanlara yanlış tanıtıyorlar. En büyük tehlike. Bu çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bak. Bu zalimler, bu hainler bu işi gerçekten ne yapıyorlar? Çok ustaca yapıyorlar. Bir örgüt çıkartıyorlar piyasaya. Daş, daş. Bu örgüt. Kim tarafından kullanılıyor? Gürt bak dikkat edin. Hiç duydunuz mu DAEŞ'ten İsrail'in rahatsız olduğunu? Hiç rahatsız değil. Hiç rahatsız değil ya. Sen zannetme ki Amerika rahatsız. O da rahatsız değil. Kimse rahatsız değil ya. Niye? Çünkü kendi kadroları bunların. Kendi kadroları. Ve daha ki, takip et. Kime en çok zararları var? İncele. Müslümanlara zararları var ya. Anlıyor musun burayı? En büyük zararı kime uğrattılar? Müslümanlara. Ve bununla beraber sanki bunlar İslam devleti istiyormuş gibi göstererek bir de Müslümanların gerçek kutsal olan, kıymetli olan şeyine en büyük saldırı yaptırırlar. Bir takım şeyleriyle beraber de insanlara bak algı operasyonu yaptırarak Müslüman kimliğini Allah muhafaza etsin terör kimliği gibi gösterdiler. Rabbim hepimiz muhafaza Ve insanlarımız da buna kandı. Hiç kimse kusura bakmasın. Hocam kandı mı? Kandı. Git bak. insanlarımız da kandı. Niye? Korkuyor senden. Senden korkuyor. Senin peygamber sakalından korkuyor. Senin peygamber sarından korkuyor. Aslında onlarda sarık yok. Ama dedik ya demin hastalık da var zaten biraz. Allah'ım o yüzden aldanmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kısa anlattım çok anladınız. Aziz, aziz kardeş. Gör ayıbını hakka gidelim. Ya kendi ayıplarını gör ya. Kendi eksiklerini incelesen Allah'a karşı yapmış olduğun eksikler. Peygamber'e karşı yapmış olduğun eksikleri incelesen. Başkasının ayıbını zaten ne yapamazsın? Bulamazsın, arayamazsın. Vaktin olmaz ya. Allah'ım başkasının ayıplarını aramaktan hepimizi muhafaza etsin. Kendi ayıplarımızı görüp düzeltmeye hepimize nasip etsin. İkram eylesin insan etsin. Şimdi ayetlerimizi de kısaca inşallah mandırmaya çalışalım. Biliyorsunuz akşam bir sohbeti vardı arkadaşlar. O yüzden dolayı biraz sesler şey olmuş gitmiş gelmiş. İdare ediyor zaman elhamdülillah. Şimdi bu ayetlerde de Mevlamız neler buyuruyor? Beraberce inşallah inceleyelim. Ama hakkaniyetle adetle inceleyelim. Kimse sağa sola ne yapmasın? Bir yerler çekmesin ya. Ben de rahat konuşayım. Yok zövdümle rahat konuşamıyorum. Bakıyorum bunlar diyorum şimdi bak bir yere çekecekler onu. Öyle olmasın yani. Ben rahat konuşmamı istiyorsanız arkadaşlar hiçbir yere çekmeyin. Kendi üzerine alın, alın yeter. Kendi üzerinize alın. Ama bir yerlere çektiniz mi bu sefer ben ister istemez ne yapıyorum? Perdeliyorum mecburiyet. Çünkü bakıyorum millet bir yere çekiyor. O tehlikeli. Hissediliyor. Hocam çektiğimizi nerede anlıyor? Hissediliyor. <laughs> Kalpten kalbe yol olan halilâ miyel kalbi yel kalbi bir hissediliyor. Şimdi Mevla buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَتْتُ Allah'ımız buyuruyor. Allah emrediyorsa diyor. Neyi? Emaneti ehline verin. Kime verir? <laughs> bak, emaneti hemşerine ver değil. Anlayamadım Kime verdi? Oğluna ver değil. Sana yalakalık yapacak birine ver değil. Şuna ver. Bak yine baktım bak yine siz başladınız sağa sola Kendine bakacaksın sen. Şuna ver değil. Kime ver? ehline ver. Kim buyuruyor? Ben demiyorum bunu. Allah buyuruyor. Şimdi bak bir olay anlatayım size. Kısa anlatacağım. Seri hal şey yapmaya çalışıyorum. Peygamberimiz sayılırsa Mekke'yi fethetti. Ne yaptı? 10 bin kişiyle Mekke'yi fethetti. Kansız. Kan yok. 2-3 böyle çatışma oldu ama basit. Halit bin Yelik komutasında gelirken her taraf 3-4 yerden gelindi. Neyse. Mekke fethedildi. Fethedildi mi? Fethedildi. Sonra Peygamberimiz Beytullah'a girmek istiyor. Beytullah'ın anahtarı da Osman bin Talha'da. O da Müslüman değil. Anahtar onda. Diyor ki ben diyor ona diyor peygamber olsa olduğunu bilsem veririm ama vermem diyor. Vermiyorum diyor, Vermiyorum. diyor ya. Vermiyor. Anlıyor musun burayı? Ne yapmıyor? Vermiyor. Kaçıyor. Hazreti Ali bunu buluyor. Bir damda bulmuş onu. Almış anahtarı zorla. Hazreti Ali Kerem Alavcı. Gelmiş kapıyı açıyor. Beytullah'ın kapısını açıyor. İçine giriyor. Peygamber sözü. Putlardan temizleniyor Beytullah. Kısa anlatıyorum. Sonra şimdi bu emanet yani Beytullah'ın vazifesi birine verilecek. Doğru mu? Öyle değil mi? Vazife birine verilecek ya. Mevla bu ayeti gönderiyor. Osman bin Talha çağrılıyor. Gel diyor. Geliyor. Niye? Sen bu işin ehlisin. Çünkü bu işi güzel yapıyorsun. Beytullah'a güzel muhafaza ediyorsun. Hakikaten bu işin buradaki başarının mükemmel. Bu arada peygamberden kim istiyor biliyor musunuz? Amcası istiyor. Anlıyor musun burayı sen? Kim istiyor? Amcası ya. Abbas radıyallahu anh istiyor. Diyor ki ya Resulallah diyor biz diyor biliyorsun zamanında zemzem kuyusuyla ilgilendik. Beytullah'la ilgilendik biz bu iş yaparız diyor ya. Amcası istiyor. Yok yok sen sen mı? sen. Anladık. <laughs> ne anladın ya? Ne anladın ya? Yok be kardeşim ya. Biz sen dinliyoruz dinliyoruz. Dinliyor sadece. Yoksa anlamı nerede anlayacaksın ya? Amcası istiyor amcası. Biliyorsunuz ki amca babanın olmadığı yerde nedir? Babadır da mübarekler. Allah'ım anlamı yasın. Yok diyor diyor. İş ehline vereceğiz diyor. İş ehline vereceğiz. Rabbim hakkıyla anlamaya hepimize kıyamet. Biz de veriyoruz. Kime verdiniz belli. Herkes biliyor kendisi. Bilir herkes kendisi arkadaşlar. Aman diyor hem şerim olsun, şuyum olsun, buyum olsun filan olmasın. En büyük tokatı da ondan yiyor nasıl? Tak! ya arkadaş ya bilmem. E gördün mü sen ya? Gördün mü ne oldu şimdi? En büyük tokatı kimden neydi? O yüzden Rabbim işi ehline verme kabiliyeti bize ikram etsin. izâ <laughs> zuyyatil fentadır sah. Emanet ehline verilmediği zaman, işin ehline verilmediği zaman kıyameti bekle diyor efendim sözüyle. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Ve iza hakemtum beyne'n nas en tahkumu İkinci ayeti kerimede, ikinci ifadede, ikinci ayette diyorum. İkinci ifadede arkadaşlar, insanlar arasında hükmeteceğiniz zaman adaletle hükmedin. Maalesef bugün en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Ne? Adaletle değil, sevgiyle hükmediliyor. Anlayamadım. neyle hükmediliyormuş? O ne demek? Kimi seviyorsan haklı onu görmek istiyorsun. Ama ben seviyorum. Ya seni sevmen onun haklılığını mı gerektirir ya? Ya sen seviyorsun diye o haklı mı olacak demektir yani? O yüzden Rabbim adaletle hükmetme kabiliyetimizi nasip edilsin. Başaracağız inşallah. Birisi evladınla tartışıyor. Kim haklı? Hemen mantık. Evladım bak. Niye evladım haklı? Kardeşinle, babanla, şunla, bunla hep kim haklı? Hep seninki haklı. Niye seninki haklıydı? Niye sevgi haklı? Yani. İşte sevgi nereye çekiyor bizi? Devamlı taraftar olduğumuz yere çekiyor bizi. Oraya çekiyor sanki haklı oymuş gibi. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. O yüzden adaletle hükmetle kabiliyetimizi nasip Adaletle düşün Ama bizi Türkiye'de nasıl durup bakmanızı söyleyeyim. Daha çocukken bize hemen bir maç hastalığı veriyorlar. Maç hastalığı verince otomatik sen taraftan oluyorsun. Ne oluyorsun? Tamam. Taraftan olunca o takım ne yaparsa yapsın. Kümeye bile düşse neredeyse gideceksin gideceksin Aman diyorum. Beraberiz. Niye? Çocukken çünkü senin kalbine ne yapıyorlar onu? Aşılıyorlar yerleştiriyorlar. O sevgiyi çocukken aldığın an bu sefer seni ne yapıyorlar? Seni etkiliyorlar. En çok takip etmiyorum dediğin anda bile bak dikkat et anlayamadım. evet, yok takip etmeyeceğim dediğin anda bile yine o takımın galibiyeti veya onun şampiyonluğu bakıyorsun gönlünde yine böyle bir hareket yapıyor. Ne oldu? Zaten? Niye? Hani bir ya işte hocam tamam da işte. Bak gördün mü bak. Yerleştirmişler bir de çünkü. Tak. Sonra sonrasını söylüyorum. E sen taraftar olarak yetişince bu sefer sen herkese taraftar gözüyle bakıyorsun ya. Hayatın taraftar oluyor. Ailende taraftarsın. Siyasette taraftarsın. İş yerinde taraftarsın. Hep taraftarsın sen. Hocam işlevist taraftarım. Bak ben size söyleyeyim. İşlevist taraftarsın. Dikkat et. Sevdiğin biri çıkıyor. Olumlu veya fark etmez. Son seviyorsun ya. O seni çeviriyor parmağında. Falanca şöyle ha sevdiğini söylediyse o öyle demek. Niye öyle? E, o dedi. O ki O ki yani o yüzden Rabbim taraftar mantığında olmaktan hepimizi kurtarsın inşallah. Hak taraftarı olmayı nasip etsin. Hak. Allah ve Resulü taraftarı. O ölçülere de bakma taraftarı olmayı nasip etsin. Başaracağız inşallah. Yoksa yandık. Ben size söyleyeyim. İnna <laughs> Allah <laughs> Mevla Teala nimetleriyle size vaaz ediyor, sohbet ediyor, bildiriyor diyor Mevla. Bak ne güzel bildiriyor Mevlamız. Ne büyük nimetler anlatıyor. Ne büyük nimetler. İşi ehli ne verin. Mümkün değil. Adaletle bakın. Adaletle olayı seyredin. Hakkı gerçekten Allah ve Resulü çerçevesinde hakkı ortaya koyun. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Bak Mevla diyor ne buyuruyor? Size diyor nasihat veriyorum. Sohbet ediyorum. Nimetlerimi bildiriyorum. Rabbim inşallah bu yolda bizlere başarılsın. İnnallâhâ kâne semî'en <Sessizlik> basîrâ. Bak allah Teala ziyade işitici, ziyade görücüdür. Bunları aynı zamanda demiş diyor. hem de ne yapıyor? Hepsini görüyor. Yapmış olduğumuz muameleleri Hazreti Allah görüyor. O yüzden Rabbim kendi rızasına uygun şekilde muamele yapmaya biz rızası Bu birinci ayet-i Zaten iki ayet okundu. İkincisi de veriyoruz inşallah. tamamlıyoruz. Ya eyyühellezine Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi. Allah ve Resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Anlıyor musun? Kime itaat edin? Allah'a ve Resulüne ne yapın? İtaat edin. Şimdi arkadaşlar, eğer sözde itaatse, anlıyor musun? Nerede itaatse? Sözde itaatse, bizden çok itaatkar bulamazsın arkadaşlar. Ne yapması? Sözde itaat. Halkı da sor, herkes Allah'a itaat ediyor Peygamber'e. Herkes. Ama gerçekten bu hayatımızda yaşanması gereken bir şeyse, ibadetlerimizi aksetmesi gereken bir şeyse, onu hep beraber düşünelim inşallah ya. Yani. Bak bakalım itaat ediyor musun? Rabbim, bu işin ciddiyetini anlamıyoruz yılan. İnşallah başaracağız. Daha kime itaat edin diyor Mevla Teala. Ve ulil emri minküm. Sizden olan, sizden olan, üzerinde duruyorum, sizden olan ulil emre de itaat edin diyor aslında Allah Eğer ulul emir kimdense, sizdense ona da ne yapın? İtaat edin. Ama hangi konularda itaat edeceğiz? Burası çok önemli. Siz bugünkü, ben burası çok önemli, ben bunu hassasiyetle üzerinde duruyorum. Bu çünkü çok değişik bir anlayış var. Tekrar ediyorum, değişik bir anlayış var. Bugünkü günlerde, bugünkü durumda siyasileri insanlar seçerken gerçekten bu adam benim dini liderim diye mi seçiliyor? Yoksa siyasette gerçekten bu insanlar güzel hizmet ederler mi diye seçiliyor? İdarede güzel hizmet ederler mi diye seçiliyor? Anlayamadım. Normal şartlarda bu insanlar Türkiye'ye ne yaparlar? Hakikaten iyi hizmet ederler. iyi görev yaparlar. Ve bu şekilde seçildiğini zannediyorum. Ben öyle zannediyorum en azından. Yoksa bunlar bizim dini liderimiz diye seçiliyorsa o zaman hepimize geçmiş olsun zaten. E hocam zaten öyle seçiliyor işte. Dini lider değil de. Hakikaten ne lideri bu? Siyasi lider ve gerçekten Türkiye'mize ne olur? Faydalı olur. Hakkı hakkaniyeti muhafaza eder ve bu şekilde devam eder ise zaten sorun yok. O zaman sorun ama din konusunda iş geldiğinde sen dini liderine ne yapacaksın? Ona bakacaksın ya. Allah'a iyi anlama yasayı versin. <laughs> Aranızda bir şey münaza çekişme olduğunda bir konuda münaza çekişmeyiz olduğunda <laughs> bu çekişmeyi Allah ve Resulüne getirin. Allah ve Resulün ölçülüğüne getirin. Allah ve Resulün de bunu çözün. Rabbim başarmayı nasip etsin. Allah'ım inşallah bu yolda bizlere ciddi nasip etsin. İn kuntum tu'minuna billahi ve lillahi Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız münazalarınızı, çekişmelerinizi Allah ve Resulü çerçevesinde ne yapın? Çözün diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Aranızdaki tartışmalar, aranızdaki husumetler ne varsa eğer müminsiniz, Allah ve Resulü'ne iman ediyorsanız, ahiret imanız varsa bunları kesinlikle Allah ve Resulü çerçevesinde çözmemizi az Allah bizlere buyuruyor. Zalika hayrun ve ahsen Hazreti Allah Celle Bu en hayırlı sizin için netice olarak sonuç olarak en hayırlı olan budur. Yani gerçekten biz işlerimizi Allah ve Resulü çerçevesinde çözersek ve çekişmelerimizi, sıkıntılarımızı, dertlerimizi aramızdaki olan bir takım sorunları Allah ve Resulü çerçevesinde ne yaparsak çözersek o bizim için en hayırlı olan neticedir. Allah'ımızın ifadesiyle. Allah'ın bu yolda bizlere başarı nasıl Ama iki taife bir araya geldiğinde anlayamadım. Kaç? İki mümin taife bir araya geldiğinde fe aslihu beynehuma. Allah'ımız biliyor. Aralarını sulh edin. Ne yapar aralarını? Sulh edin sulh istediği halde iki taraftan bir tanesi sulh istiyor. Birisi ne yapmıyor? Sulha yanaşmıyorsa sulh isteyenlere ne yapacaksın? Destek vereceksin. Onu da bilmek lazım. Rabbim hakkıyla anlamaya birbirine İki taraftan bir taraf ne yapmıyor? Sulhe yanaşmıyor. Sulhe ne yapmıyor? Bir taraf soru istiyor. Ama ve lakin müminlerden bahsediyorum ben. Ha, yanlış anlaşılması. Kalkıp da bir yerlere getirmeyin diyor. Ayetlerini sakın. Ben müminler arasından bahsediyorum. Bizlerden bahsediyorum yani. Yoksa öyle azmış. İhaneti, ihaneti her türlü kendisine devlete karşı, millete karşı ihaneti her türlü kendisine rehber edilmiş insanlardan bahsetmiyorum. Sakın oralara çekmeyin yani. Öyle bir şey yok onlarla yani. Onlarla suhul olmaz. Devletine kafa kaldıranların şul olmaz İslam'da arkadaşlar. Açık söylüyorum. Devlete İslam'da devlete kafa kaldırılmaz. İslam devletine kafa kaldırılmaz. İslam'da devlete kafa kaldırılmaz. Eğer birisi kafa kaldırıyorsa o ihanettedir. Toprağı bölmek isteyen, milleti bölmek isteyen, insanları bölmek isteyen kim olursa olsun bu ihanettedir. Böyle bir şey yok. Olamaz böyle bir şey. Yani. Ondan dolayı Oralara karıştırmayın yani. Biz kendi müminlerle alakalı konuyu alacağız. Demek ki müminler birbirine düşerse aralarında sulhu tercih edeceğiz. Sulh olsun isteyeceğiz. Ama eğer bir tanesi ne yapıyorsa azgınlığı devam ettiriyorsa o zaman o azgınlığı devam ettiğinin karşısında bir dakika diyeceğiz kardeşim. Rabbim kendi yolundan bizleri ayırmasın. Rızasına uygun şekilde başarılı olmayı bize ikram ediniz. Mahcup olacak hallerden bizleri muhafaza ediniz. Gecemizi, gündüzümüzü, gecesi kaim, gündüz sahibi inşallah. Niyetiyle beraber inşallah. hepimiz muhafaza ediniz. Mevla hepinizden razı olsun. <laughs> şa'iratin min hayrin. Kalbinde arpa ağırlığınca hayırdan bir şey bulunan ve la ilahe illallah diyen kimse cehennemden azad edilir. Kim ki la ilahe illallah demiş ve kalbinde vezne yani vezin arpa ağırlığınca bir hayır bulunan kimse cehennemden azad edilir. مِنَ مَنْ إِلَّ ve yahrucu minen nari men kâle la ilahe illallah ve la ilahe illallah diyen kişi cehennemden çıkarılır ve fi kalbihi veznü burratin kalbinde min hayrin hayırdan buğday tanesi kadar bir ağırlığı bulunan kimse de la ilahe illallah diyen bir kimse de cehennemden azad edilir ve yahrucu minen nar men kale la illallah ve fi kalbihi veznu zerratin min hayrin ve kalbinde zerre miktar hayırdan bir şey bulunan ve la ilahe illallah diyen kimse cehennemden azad edilir ve fi rivayetin inan imanin mekana hayrin bir rivayette ise bunun yerine iman lafzı hayırdan yani imandan kalbinde zerre miktar bulunan kimse cehennemden azat edilir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kim ki la ilahe illallah derse men la ilahe illallah cenne. Cennete girdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. An Abdullah İbni Amr radıyallahu anh Abdullah İbni Amr radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna Allah la yakbizul ilme intizan bi min al ibadi. Muhakkak ki Allahu Teala ilmi insanların arasından kullardan böyle soyarak derinin hayvandan soyulması gibi gömleğin insanın bedeninden çıkarılması gibi soyarak almaz. Ve lakin yakbizul ilme bi kabzil Ancak ilim alimlerin Ortadan kalkmasıyla alimlerin vefat etmesiyle alimler sınıfı zümresi vefat eder. Onlar e, ölür ya da yaşarken ölüme mahkum edilir. Yani yaşarken onların sözlerine, ilimlerine itibar edilmez. Onlara onlar kale alınmaz. Fikirleri, zikirleri, düşünceleri ve nasihatları değerlendirilmez. İşte o zaman. İlim ortadan kalkar cehalet ortalığı istila eder sarar. Hatta iza lem yubki alimen ortada alim kalmay alim kalmayınca dek il, alimler vefat eder ya da onları artık tamamen pasifize edilir. Tamamen ortadan e, tesirleri, izleri, eserleri silinir. Ve ittakaden nasru usen cuhala cahil hem de cuhal cahilin de ziyade cahil yani cuhal ziyadesiyle caiz cahil olan kimseler de insanların başına önder olarak seçilir. Fesu'ru ve kendilerinden fetvalar sorulur. Din ve dünyaya ait meseleler onlara danışılır. Hiç etkisi, yetkisi, ilmi, kariyeri itibarı olmadığı halde böyle cahil insanlar sırf mikrofon tutuldu diye, sırf kendileri piyasaya sahneye sürüldü diye onlardan din alınmaya öğretilmeye kalkılır. Fetvalar sorulur. Fefte fefte bi gayri ilmin ve onlar da ilimsiz olarak dine dayanmadan, peygambere dayanmadan fetva verirler. Fezallü ve azallü. Kendilerini de, kendilerine uyan kimseleri de saptırırlar. Cehenneme doğru gönderirler buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala böyle alimlerin şerrinden böyle kendilerine mikrofon uzatılıp da veya kalemler uzatılıp da bunların vermiş oldukları fetvalardan peşlerinde gitmekten cümlemize muhafız cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Hakiki ehli sünnet alimlerinin ve Allah dostlarının peşinden, yolundan, izinden Mevla cümle ümmeti Muhammed'i ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El mektubur rabi'u ve 134. mektup. Kime yazılmış? İlel Molla Muhammed Sıddık. Molla Muhammed Sıddık'a yazılmış. Eyzan gerideki mektupta olduğu gibi. Ne hakkında? Fil men'i anit tasvif. Sonraya ertelemek, yarın yaparım demek, yani sonracılıktan men hakkında. Razakan Allahu Subhanahu, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala bizleri rızıklandırsın ve iyyaküm sizleri de rızıklandırsın. Ne ile? Urucati gayri mütenahiyetin sonu olmayan yükselmeler ile. Nerede? Fi medarici kurbihi Allahu Teala'ya yakınlık merdivenlerinde sonu olmayan yükselmeler ile Allahu Teala sizleri de bizleri de rızıklandırsın. Kimin hürmetine? Bi hürmeti seyyidil murselin gönderilmişlerin seyyidi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Aleyhi peygamberimizin üzerine olsun. Ve ala alihi peygamberimizin ali üzerine olsun. Es salavatü salatlar ve teslimatü selamlar salatlar peygamberimizin ve alinin üzerine olsun. Eyühel muhibbu Ey sevilen kişi İnnel vakte muhakkak ki vakit zaman nedir seyfun katiun keskin bir kılıçtır. La yudra bilinmez ennehu şan hel tu'ta el fursatu gaden Yarın sana fırsat verilir mi? Vakit verilir mi? Verilmez mi? Bilinmez. Çünkü zaman keskin bir kılıçtır. Ne zaman keseceği belli olmaz. Feyembagi öyleyse lazımdır. Madem ki zaman keskin bir kılıçtır, sana yarın fırsat verilip verilecek mi, verilecek mi verilmeyecek mi bilinmez. Ecelin ne zaman geleceği bilinmez. O zaman lazımdır. Ne lazımdır? Takdimul ehemmi, mühim olan şeyi öne almak lazımdır fi hazel yevmi bugün de. Yani can bedendeyken, hayattayken mühim olan şeyleri, önemli olan şeyleri öne almak lazımdır. Ve tehiru gayrul ehemmi, önemli olmayan şeyleri de tehir etmek, ertelemek lazımdır. Nereye? İla gadin yarına. Ve da bu söylediğimiz şey, yani önemli olan şeyleri öne almak, önemli olmayan şeyleri tehir etmek, ertelemek nedir? Hükmül akli ve muktazahu. Aklın gerektirdiği şey ve aklın hükmü budur. Akıl böyle hükmeder. Önemli şeyi önce yapacaksın, önemsiz şeyi tehir edeceksin. Vela <laughs> üridu ben murad etmiyorum bil akli akıl ile neyi aklel maaş dünya aklını murad etmiyorum. Yani buradaki akıldan maksat yani efendim önemli şeyleri öne alıp önemsiz şeyleri erteleyen akıl dünya aklı değildir. Bel bilakis aklel maat ahiret aklından bahsediyorum. Yani ahireti düşünen bir kimse önemli şeyleri öne alır, önemsiz olmayan şeyleri tehir eder. Şimdi hocanın bir tanesi talebeleriyle beraber bir Kabristan'dan geçerken sormuş talebelerine demiş ki sizce şu kabirde yatan tekrar dünyaya gelseydi ne yapardı? Demişler ki çok namaz kılardı, çok Kur'an okurdu. Kimisi demiş çok zikrederdi, kimisi demiş çok hayır yapardı. Hoca demiş ki onlara, bakın demiş. E, şimdi siz hayattasınız ama bu kabirdeki ölmüş bunun bir daha dünyaya gelme şansı yok ama sizin kabre gideceğiniz kesin. Öyleyse sizin için de sorulsaydı aynısı söylenirdi. O zaman siz niye şimdi çok namaz kılmıyorsunuz? Çok Kur'an okumuyorsunuz? Çok zikretmiyorsunuz? Çok hayır yapmıyorsunuz? buyurmuş. Demek ki insan başkası hakkında hüküm verirken bunları söylüyor ama bir gün kendinin öleceğini hesaba katmıyor. Onun için önemli olan şeylerden maksat dünyalık önemli şeylerden bahsetmiyor. Ahirette bize ne lazımsa ne sorulacaksa onları öne alıp önemsiz olan şeyleri tehir etmek lazım. Bu da ahiret aklıdır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsesuru. Ve ma ektübe ezyede min Daha bundan ziyade ne yazayım? Ben az söyleyeyim, siz çok anlayın buyuruyor. Mevla onların söylediklerini niyetlerine göre söylediklerini onlar gibi anlamayı cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeyi hepimize ikram eyle. İhsan eyle. Sizi nasıl takdir etmemiz gerekiyorsa, nasıl teşekkür etmemiz gerekiyorsa o teşekkürümüzden kabul eyle. Harap. Nankörlükten bizleri muhafaza eyle. Harap. Eyvah diyeceğimiz haller düşmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Her bir ailemize başarılar nasip eyle Rabbim, maddi manevi önümüzü açığa Rabbim. Evlatlarımıza hayırlı eyle ya Rabbim, nesillerimize hayırlı eyle ya Rabbim. Bütün gençliğimizi küfür bataklıklarından kurtarmaya bize nasip <laughs> eyle ya Rabbim. Onlara güzel İslam konusunda örnek ve önder olmaya ve bize ikram eyle, ihsan eyle Rabbim. Bu yolda bize de başarılar nasip eyle Rabbim. Efendi bize sahte afiyet dünyada hakkında başımıza eksik eyle ya Rabbim. Sultanımızın arzunu Türkiye'de tüm dünyaya yamaya bize muvaffak eyle Rabbim. Onun kontrolünde seyirci sülhümüzü, <laughs> itfamını cümlemize nasip eyle Rabbim. Amin de şu cemaat görüyoruz ya. Elhamdülillah akşamdan beri geldiler ya Rabbi. Bütün vazifelerini yapmaya çalışıyorlar maşallah. Barakallah ya Rabbi ne olur. Bütün vazifelerinde bir de nasip eyle. Abi. Mahcup olacak ellerine düşmekten bizleri muhafaza eyle. Abi. Hoşlandığın, razı olduğun tüm güzelliklerin tamamını cümlemize ikram eyle, ihsan eyle. Abi. Hoşlanmadığın, razı olun hallerden, yerlerden bizleri muhafaza eyle. Abi. Türkiye'mizi ve tüm dünyadaki Müslümanları koru ya Rabbi. Muhafaza al ya Rabbi. Müslümanlara birlik beraberlik hakiki kardeşlikler nasip eyle. Müslümanların yüzünü güldür ya Kafirlerin çizme sanatı Müslümanlar Müslümanlara acil yardım eyle abi. Kafirlerin oyunlarına gelen Müslümanlar da olmaktan bizleri muhafaza eyle abi. Kafirlerin tezgahına düşmekten bizleri muhafaza eyle abi. Uyanık Müslüman olmaya. Ahet, ahetle ah ah alakalı, İmam-ı Rabbani'nin buyurmuş olduğu gibi, ah alakalı uyanık Müslüman olmaya ve bize ikram eyle. abi. İslam'a hizmet edenlere hizmet eyle ya Rab. İslam'ın önünü açmaya çalışanlara, bu yolda gayret edenlere ya Rabbi önlerini açıyor ya ama engel olanlarını yap engelini kaldır ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin de şema. Ne sen razı ol ya. El Fatiha.